Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve Yükselen Başaklar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldız Nama ve Tarot Bakımı için de Seher Alt Tire Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Başak Burcu. Müjdeli haberlerle başlayan bir Mayıs ayınız var. Geçmişten bugüne kadar taşınmak isteyip ama bir türlü fırsatını bulamadığınız ev taşınması konusunu gündeminize alacaksınız ve hızlı bir şekilde bu konuda çözüme ulaşacaksınız. Üç kişinin yardımı var size bu dönemde destekleyici tavırlar olacak aşk ve ilişkiler konusunda e, hayatında birileri olanlar için ilişkiyi iyileştirme bunu e, daha e, ileri bir boyuta e, daha ileri bir boyuta taşımaya karar vereceksiniz. Eğer hayatınızda birisi yoksa da bu dönem hayatınıza girecek olan yeni bir kişiyle birlikte yolunuza e, başlayacaksınız ki bu ilişkinin sonucu da zaten evliliğe kadar gidecek. Kısa bir yolun ağzında beklenilen temiz aydınlık bir haber var. Bir kutu içerisinde gelecek olan kısmetiniz var. Üç ayrı yerden e, maddiyat konusunda desteğiniz olacak. Geçmişte bırakmaya çalıştığınız bir kişinin yeniden sizin hayatınıza gelip e, ben buradayım ve yaptıklarımdan pişmanım demesi durumu gözüküyor. Bu konuda karşıdaki kişi gerçekten samimi ve dürüst olarak gelecek ama siz e, zaten her şeyi çok detaylı düşünüp Kafanızda bir şeyi e, sorun haline getirdiğinizde çok büyüttüğünüz için bunu kabul etmeyeceksiniz. Kabul etmeniz de zaten hayırlı değil. O anlamda doğru düşünüyorsunuz. 3 rakamında M harfli bir kişiyle konuşmanız var ve arkasından S ve T harfleri ayrı ayrı gözüken kişilerle bağlantı kuracaksınız bu M harfindeki kişiyle birlikte bu bağlantı sizin için bir iş veya ortaklık anlamına geliyor ki bu konuda başarılı olacaksınız. Kaderinizde olan bir kişi daha doğrusu bunu sizin düşündüğünüz bir kişinin hayatınızdan çıkması var. Uzun zamandan beri sizinle neredeyse akrabalık bağları akraba gibi gördüğünüz bir kişinin öyle bir büyük düşmanlık yapacak ki e, Söylediği her kelime iğne gibi batacak. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Bu dönem düşmanlıklara açık bir süreçlisiniz. Çok kısmetlisiniz. Bakın küçük küçük kısmetleriniz bir anda ortaya çıkan fırsatlar sizi çok sevindirecek. Ama burada şu da var. Sizin kendi içerinizde bir huzursuzluk var ve bunun ne olduğunu bilmeyeceksiniz. Bu da Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili beklemediğiniz davranışlar, düşmanlıklar veya kıskançlıklar bunları çok fazla yaşama durumunuz var. O yüzden bu insanlar benim için doğru mu, yanlış mı kelimesini çok fazla soracaksınız. Evet, özellikle iki kişi var ki hayatınızdan çıkması gerekiyor. Ama diğer kişiler için bunu yaptığınızda, ee, çok fazla haksızlık yapmış olabilirsiniz. O yüzden inceleyip sık dokumak zaten sizin huyunuzda var. O yüz, e, bu sebeple de zaten doğru kararı vereceksiniz. Sadece zamana ihtiyacınız var. Acele etmeyin bazı kararları almak için. Ani öfkelere kapılmayın. 3 tane müjdeli haberiniz var ki bir tanesi iş ve kariyer anlamında sizi bir üst e, levela taşıyacak bir üst e, mertebeye taşıyacak bir durum var. Hayatınızda sürüncemede olan yani bu oldu onun arkasından bu olması gerekirken niye olmadı diye sorduğunuz dengesizlik içerisinde devam eden bir sürecin artık tamamlanması ve bu konuda ailenin size destek vermesi var. Devlet kapısı gibi bir yerden beklediğiniz bir haberle birlikte bu ailenin desteğiyle bu işin üstesinden geleceksiniz. Büyük bir maddi konuda miras veya uzun zamanları beri gelmeyen bir mirası sizin elinize ulaşması bu konuda da siz evlilik için bekliyorsunuz mesela ya da evliliğiniz için hazırlıklar yapmak için bekliyorsunuz bu mirası bunu alıp bu hazırlıkları tamamlayacaksınız olarak gözüküyor. Muhtemelen Temmuz Ağustos aylarına da düğününüz vardır. Ee, küçük kısmetler var ama bu bir de sizin bir yatırım yapacağınız bir konu var. Bu anlamda iş konusunda yatırım yapsam mı veya bu konuda borsayı mı oynasam diye düşünebilirsiniz. Hangisini yaparsanız yapın kazancınız olacak. Ama beklediğiniz kadar çok büyük değil de bunun yarısı kadar diye düşünebilirsiniz. Buradaki hesaplama tam net olmamış gözüküyor. Ee, roket hızıyla ge gelecek olan yani Mesela telefon açıp alo biz geliyoruz diyebilecek olan 3 tane misafiriniz var ki ani misafirleri pek sevmezsiniz ama buradaki bu 3 tane misafir size uğurlu gelecek o yüzden e, telaşa kapılmayın sizi zaten olduk, olduğunuz gibi seviyor ve değer veriyor olarak gözüküyorlar. Yani aslında dostluklar ve düşmanlıklar evet birbirinden ayrışacak iyi gün dostu veya kötü gün dostu deriz eskiden beri ama... İyi gününüzü paylaşmayan kötü gününüzü zaten paylaşamaz. O yüzden paylaştığınız her an anı kı kıymetli ve bunu da değerlendirin derim. Yurt dışından gelecek olan bir misafiriniz ve bir kısmetiniz var olarak gözüküyor. 7 rakamında sevineceğiniz bir olay. Arkanızdan dedikodu yapan bir kişinin bunu itiraf edip bunu ben uydurdum. Onun hiç hiç haberi yoktu diyeceği bir durum gözüküyor. Bazen rüyalar görüyorsunuz, bilinçaltı rüyalar arkadaşlar bunlar. Bu dönem geçmişle ilgili korkularınız, kaybetme korkunuz özellikle ilişkiler konusundaki kaybetme korkunuzdan dolayı da burada rüyalar göreceksiniz. T harfli bir kişiden iki vakit içerisinde alacağınız bir haber ya ikili tarihler 2 Mayıs veya 12 Mayıs tarihlerinde bu haberler sizin için temizlik, temizlenme, arınma anlamına geliyor üzerinizdeki yükten, nazardan kurtulacaksınız. E harfindeki bir kişiyle bir konuşmanız, ev veya aile hayatı ile ilgili bir karara varıp bunun müjdesini paylaşmanız var. Belki ev alıp taşınma konusu veya bu ev konusunda yatırım yapma anlamına geliyor sizin için olumlu olacak. Uzun yoldan gelecek olan iki tane kişi iki kişi isminde A harfi olan bir kişiyle birlikte üç kişi olmuş olacak. Bu iki kişiyi biraz sıkıntılı sizin onlara yardımcı olmanız gerekiyor. Ama A harfindeki kişiye dikkat edin. Onun zaten hiçbir sıkıntısı yok fakat bu olayı kendisine mal etmeyi yani bunu kendisi gibi yapmış kendisinin yapmış gibi göstermeye çalışacak. Kendi emeklerinizi başkalarına yedirmeyin bu dönemde en önemli sıkıntınız o olmuş olacak. 3 kuvvet kazanacaksınız. 2 rakamı ve 1 rakamı sizin için önemli olacak. Belki ayın 12'si tarihi. E, bu tarihlerde sizin iki tane elinize geçecek olan kısmet var. Ve bir anlaşma yapacaksınız. Anlaşmaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada maddi kayıplara sebebiyet vereceği konusunda uyarı var. Deniz atınız çıkmış, muradınızı ereceksiniz, şansınız, bolluğunuz, bereketiniz artık Mayıs ayı itibariyle hayatınıza girecek. Hem sevgi anlamında bir düzen sağlayacaksınız hem de ilişkiler e, ve bu ilişkileri iş hayatında kullanıp kendi kariyerinizi e, aşamalarını oluşturmanız anlamında bolluk bereket gözüküyor. Bu da sizin inerki dönemde büyük yükseleceğiniz e, kendi hayatınızdaki üç tane dileğinizin aynı anda gerçekleşeceğini gösteriyor arkadaşlar. Evet Başak ve Yükselen Başakların bu dönem iki tane dilek dilemişsiniz. İkisi de hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Aile konusuyla ilgili sıkıntılarınız var ve sizi anlamadıklarını düşüneceksiniz. Bu konudan dolayı iki tane tartışma var ki bir tanesi yani gerçekten bunlar benim ailem mi dedirttirecek hale getirecek ama e, bu bir süreç yani bu dönem herkesin kızgınlığı öfkesi var. Biraz sakin olup alttan almaya da fayda var gözüküyor. İkincisinde küçük bir toplu para aile için harcamak durumunda kalacaksınız geldiği gibi gidecek gözüküyor. Sonrasında bunun mükafatlarını göreceksiniz hiç beklemediğiniz yerden iki tane kısmet kapısı açılacak. Bunlar sizin elinize geçmiş olacak. Ee, uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bir şey konusunda da güç kuvvet kazanacaksınız burada asa çıkmış. Bu asanın üzerinde bir de lale var yani bu güç kuvvetle birlikte uzun süre bu konuda sizin söz hakkı sahibi olmanız var. 2 rakamı sizin için önemli olacak ve 5 rakamı 2 Mayıs ve 5 Mayıs tarihlerinde 2 tane ayrı ayrı müjde almanız var. Bunlar sizin için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Ee, dualarınızın kabul olacağı bir durum var burada. Dua kapılarınız açılmış ve içinizdeki iyi niyetle ettiğiniz tüm duaların karşılığını kısa süre içerisinde alacaksınız. Bir rüyanızda e, bir kişiyle konuşup size bir şey yapmamanız konusunda öğüt verecek. O kişiyle konuştuğunuzda, o rüyayı gördüğünüzde o yapmamanız gereken konu hakkında dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü uzun uzun yoldan gelecek olan bir kişi bu konuda size sıkıntı çıkaracak gözüke. Evet iki tane dileğiniz zaten gerçekleşecek ve bu konuda toplu paralar halinde de üç ayrı yerden gelecek olan toplu paranız var gözüküyor. Bir de yurt dışından müjdeli haber çıktı. Evet Başak ve Yükselen Başaklar için Mayıs ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.